Evet efendim, haftanın ikinci günündeyiz. Gayet herkesin yapabileceği muhteşem bir yemeğimiz var bugün. Oldukça lezzetli. Çok lezzetli. Bu arada kabakla tavuk ne kadar uyumuş ya. Hiç böyle bir tarif yapmamıştım daha önce. Çok hoşuma gitti. Acayip böyle yumuşatmış tavuğu. Bir tek bu tabağın tavuğunun dışı çok fazla pişmiş. Yani 5 verebileceğim kadar da beğendim. Bakalım diğer tabaklar ne çıkacak? Yani ben vallahi bir şey söyleyeceğim. Böyle sakinliğimi korumaya çalışıyorum da. Biz burada o kadar kolay yemekler yapıyoruz ki. Şimdi bunun da aşırı kızarmış dışı. Sadece tavuk yağı ve kabaktan bahsediyoruz. Bu kadar niye kızartırsın? Neden? Bakar mısınız? Zaten Mutlu da görüyordur pembeliği. Ya çok ilginç ya. Vallahi billahi ben anlamadım. Çiğ yani gerçekten inanılmaz. Çok çok şaşırıyorum. Bu beğendiği biraz daha su katsam yeğenim Mercan'a kabak çorbası diye içiririm. Beğendi. Yani çok basit, çok basit. Yani herkesin yapabileceği bir yemek. Lezzetli mi? Lezzetli. Ama olmamış, tamamlanmamış yemek. Beğendiği, suda haşlamış, ezmiş. Zaten ezilir ya hemen. Öyle koymuş. Çok üzgünüm. Gerçekten çok kötü bir tabak. Çok yazık. Ha, bu yarışmaya başvuran yani bunu nasıl yapıyor ben anlamıyorum. Keşke tattırabilsem size. Zaten görüntüler anlatıyor da. Ben de sizi dillendirmiş olayım. Pampik gibi derim ben. İçi böyle pufur pufur güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. O dışının o güzel yağ içine çekmiş gayet güzel, çok lezzetli. Dışını da beğendim, çok şükür. Bak, beğendisine bakar mısınız? Yani bir şuna bakın, bir şuna. Az önce de gösterdim, bak. Bakar mısınız? Bayağı patates püresi gibi yapmış. Gayet güzel bir beğendi ve çok lezzetli. Yani mükemmel mi? Bence değil. Ama yani o kadar kötü tabaklar çıkıyor ki karşıma. Gerçekten kendimi çok zor tutuyorum. Ya ben bütün Türkiye'yi gezdim. Ne yemekler yapılıyor yani biliyorsunuz zaten. Bunlar yemek bile değil. Hani 40 dakika süre kısıtlı diye böyle herkesin yapabileceği bir şey veriyoruz. Da bunu benim kızım bile yapmaz. Çok güzel. Yani bu tabak birazdan devam edebileceğim bir tabak. Çok üzgünüm. Bugün çok kızdım yani gelinlere. 2-3 haftadır ben neredeyse burada olduğumdan beri gerçekten çok vasat tabaklar çıkıyor karşıma. Ben de böyle ısındıkça buraya hayır diyorum ya, ekiple de konuşuyorum. Bu yemekler çok kötü yapılıyor. Neden? Azıcık daha az konuşsalar mı acaba? Çok kötü yapılıyor. Ya bu çok basit bir yemek. Yani içlerinde 4. ve 1. tabağı çok beğendim. Siz de gördünüz. Bu tabak da 4. tabak kadar güzel. Ona 5 vereceğim için ondan daha da düşük bir şey vermek istemiyorum. 4 veriyorum 1. tabağa. Tavuğundan kırdım 1. tabağın. 2. tabağa 3 veriyorum. Bayağı 1 vermek istedim. Bugün çok sinirlendirdiler beni. Bu tabağın yanında bu 5'lik kalıyor. Gerçekten öyle söyleyeyim. Yan yana koysam buna 5, buna 1 veririm. Bu tabak ben eleneyim diye bağırıyor. Bakalım kayınvalideler ne düşünecek? Bugün kızdırdı beni gelinler. 3. tabağa 1 verdim ve son tabağımda içlerinde en iyi beğendisiyle, tavuğun görüntüsüyle, içinin pişmesiyle şu anda 5'e en layık tabakta 4. tabağımız. Ah 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 kızlar. Evet. 3 verdiğimiz
tabaktan başlıyorum. Haftanın ikinci gününde bu kadar kolay ve lezzetli yapılacak bir yemeği kimler kimler mındar etmiş? Bakalım 3 puanı kim almış? Üç puan kime gitmiş? Üç puan en azından bir değil. Üç. Damla. Birinci tabak 4 puan. 4 puanı haftanın ikinci gününde kim aldı? 1-5 değil ama mükemmel bir puan. 4 puan kime gitti? Dört puanın sahibi... Miyase. Aşk olsun Miyase. Çok kızartmış. Son tabağıma gidiyorum. Bakalım yeni gelinimiz mi Dilara mı yoksa Yeşim mi en güzel yapmış? Beş puan kime gitti? Hangi gelini mutlu edecek? Açıyoruz. Dilara. Aa, Yeşim'e bak sen. Aşk olsun gelinlere. Bugün onlara kızdım.